Merhaba evet arkadaşlar şimdi de alternatif enerji kaynaklarından bahsedeceğiz. Alternatif enerji kaynakları özellikle Kyoto protokolü ile çok vurgulanmış ve dünyanın sonunu hazırlayan diğer sere gaz etkisi yapan gazları oranla kullanımı desteklenen ve bu anlamda önü açılan diğer gazları oluşturmakta alternatif enerji kaynakları. Alternatif enerji kaynaklarına bir göz atmamız gerekirse ilk başta güneş enerjisinden bahsetmemiz en doğrusu olur. Çünkü güneş dünyada tükenmeyen ve ekosistemin tek enerji kaynağı olarak karşımıza çıkacak önemli bir kaynak. Şimdi güneş enerjisini Türkiye'de en çok Hangi bölgeler kullanabilir ya da kullanamayacak bölgeler ya da az kullanabilecek bölgeler nelerdir onlara bir bakın. Şimdi Türkiye'de Akdeniz bölgesi özellikle yaz mevsiminde güneşlenmenin fazla olması nedeniyle ve bu anlamda turistik tesislerinde fazla olması nedeniyle güneş enerjisini rahatlıkla kullanabilecek bölge. Peki şöyle bir soru sorarsa Türkiye'de güneşlenmenin en fazla olduğu bölgemiz neresidir derse? Yani burada iki farklı tip soru karşınıza çıkabilir. Güneşlenmenin en fazla olduğu bölge derse hemen aklımıza Güneydoğu Anadolu bölgesi gelecek. Türkiye'de saat olarak en fazla güneşlenmeye sahip bölgemiz Güneydoğu'dur. Ama derse ki en fazla güneşlenmeye bağlı olarak güneş enerjisini kullanan bölgemiz neresidir? Orada cevabımız Güneydoğu yerine Akdeniz olmalı. Çünkü turizm etkisiyle beraber ihtiyaç artmış ve bu ihtiyacı karşılamak için de yoğun bir güneş enerji sistemi kurulmuştur. Bu da unutmamız gereken önemli bir bilgi. Biyokütle enerjisi burada da yine odun, tezek, bitki ve organik maddelerin ağırlığıyla oluşturulan enerji gelecek aklımıza e, ee, ülkemize de tezek yakımı yolculuk yaparken hatta etrafımızda görürüz böyle e, bir araya toplanmış yakılmış otlar İşte bunların hepsi biyokütle enerjisinin aslında güncel bir tanımı olacak. Soya, koza, odun, yağlı tohum, mısır, pancar, patates, buğday, baklagil, sap, saman, kök ve kabuk yakılarak ortaya çıkan enerji yine biyokütle enerjisini verecek bize. Anız yakmak bu anlamda biyokütle enerjisini verecek ama anız yakmanın bu e, anlamda bir takım riskleri de var. Onlar nedir? Elezonu oldukça fazla artırıyor ve ekosistem dengesini bozabiliyor. Çünkü anız yaktığımızda etraftaki bütün otları ve beraberinde orada yaşayan mikroskobik canlıları da yok etmiş oluyoruz. Bu da toprağın verimini bu anlamda oldukça düşüren bir süreç. O yüzden anız yakmayı çok fazla tercih etmemeliyiz bölgelerimizde biyogaz ya da biyomas enerji olarak karşımıza çıkacak. İkinci enerjimiz ise organik atıkların fermantesi yani fermentasyonu ile oluşacak. Ucuz ve çevre dosttur. Herhangi bir riski yoktur. Kalan atıkların tekrar kullanımı bu anlamda biyogaz bize sağlayacak önemli bir enerji dönüşümüdür. Biyodizel ise kanola ya da kolza diyebildiğimiz ağaç çiçeği, soya, aspir gibi yağlı tohumların reaksiyonu ile elde edilir kızartma yağları ve eser atıklar da bu anlamda biyodizel içerisinde kullanılacak yakıtlardır. Petrolle karıştırdığımız zaman otobüslerin özellikle çalışmasını birçok belediye bunu yapmakta sağlamaktadır. Hidrojen etkisi tükenmez, temiz ve ekonomik bir yakıttır. Doğada salf halde bulunamayacak, saf halde bulunmaması sebeplerinde bir diğer e, ee, açıklayacağız. Oksijenle birleşik halde bulunur. O yüzden bizim saf hale getirmemiz gerekmektedir hidrojeni kullanabilmek için rüzgar gücü yine önemli karşımıza soru olarak oldukça fazla çıkacak rüzgar gücü deyince aklımıza yine ilgisayarını hatırlamamız gereken önemli bir bilgi var düz alanlar hatta bitki örtüsünden yoksun alanlar olmalı ki rüzgarı daha yoğun kullanabilirim şimdi ilk olarak kim kullanmış derse ABD kullanmış gelişmiş teknoloji ve sermaye birikimiyle bu paralelde çok daha rahat rüzgar gücünden enerji elde etmiştir Peki ülkemize derse yani Türkiye'de rüzgar gücüyle enerjiyi acaba nelerden daha kolay elde edebiliriz? Aklımıza hemen iki şehir lütfen kazıyalım. İzmir ve Çanakkale diyelim. Şimdi Çanakkale boğaz etkisiyle rüzgar zaten oldukça yoğun açık bir bölge. Yani rüzgar şiddetini burada boğaz etkisiyle oldukça artırıyor. İzmir yine aynı şekilde hem düz olması hem de bu anlamda denize sahip olması rüzgarın hızını artırıcı etkide bulunmuş. O zaman biz İzmir'de ve Çanakkale'de yol üzerine giderken bile rüzgar güllerine rastlayabiliriz. Bunun temel sebebi de sahanın denizel ve bu anlamda düz olması önemlidir. Jeotermal kaynaklar deyince aklımıza ABD, Yeni Zelanda, Şili, Singapur, Japonya ve Endonezya gibi hem volkanik hem depremik sahalar gelecek. O zaman biz buraya Türkiye'ye dahil edebilir miyiz? Evet gönül rahatlığıyla Türkiye'yi jeotermal kaynağı dahil etmemiz mümkün. Çünkü Türkiye oldukça yoğun deprem bölgesidir. O yüzden jeotermal kaynaklar Türkiye'de de yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dalga, dalga ve dalganın gücünden elde edilen enerji türüdür. Yalnız burada bir detay vermemiz lazım. Türkiye dalga bakımından çok şanslı ülkeler arasında değil. Neden derse Türkiye okyanusa değil denize kıyısı olan ülke olduğu için ve okyanuslarda bu enerjinin arttığını düşünürsek demek ki Türkiye'de deniz ülkesi olmasından dolayı bu enerjiyi çok fazla kullanmamız mümkün olmamaktadır. Kimler kullanır derse Norveç, Hollanda gibi okyanus ülkeleri yani kıyısında okyanus varlığı olan ülkeler rahatlıkla dalga enerjisini kullanabilirler. Kıyı gelgitlerinin enerjiye dönüştürülmesi demiştik. O zaman buradan hemen bir çıkarım yapabiliriz. Türkiye'de okyanus olmadığı için kıyıda da gelgit genliği çok düşüktür hatta yok tür diyebiliriz rahatlıkla. Hidroelektrik enerji Türkiye bu anlamda çok şanslı. Kocaman bir artı koyabiliriz. Neden şanslı diye sorarsa Türkiye hidroelektrik enerji gücünün yüksek olduğu alanlardadır. Çünkü Türkiye'de bir eğim ve engebe fazla, yükselti fazla ve yine akarsu bol. Bakın bu üçlü Türkiye için özel bir detay veriyor. Türkiye bu anlamda akarsuyu deli gibi akacağı Yani oldukça yüksek alanlardan enerjisi çok kuvvetli gelecek. Akarsu oluşturacak. Bu da benim için hidroelektrik potansiyel gücünü artırıcı bir etkide bulunacak. Şimdi o zaman ÖSYM şöyle bir soru sorarsa bize. Yükselti Türkiye'de genellikle olumsuz etkilere neden olmuşken bir etkisi vardır ki Türkiye için olumlu bir etki de bulunmuştur. Bu etki nedir derse tabii ki ilk aklımıza gelecek şey hidroelektrik potansiyelini Türkiye'nin oldukça artırmıştır yükseltisi. O yüzden diyeceğiz ki hidroelektrik de Türkiye oldukça şanslı ülkeler arasında yenilenebilir, dezavantajlı, akarsuza İki sistemlerine bu anlamda zarar verdi. Ucuz ve sürekli ama çevreye bu anlamda zararı kimi zaman olmuş kimi zaman olmamış. Norveç ise bu anlamda hidroelektriği en fazla kullanan ülkemiz. Kaçla hem de %99'la en yoğun hidroelektrik potansiyeline sahip ülke dünyada Norveç. Hemen hatırlayalım nükleerde aklımıza Fransa gelecek hidroelektrikte aklımıza Norveç gelecek. Peki hidroelektrik Türkiye deyince, evet hidroelektrik ve Türkiye yan yana geldiğinde oldukça güzel bir artı koyacağız yanına. Çünkü eğimin, yükseltinin ve bu anlamda boğla karşısında olması Türkiye'nin hidroelektrik enerji potansiyelini artırıcı etkide bulunmuştur. Peki hangi bölgelerimiz daha fazla hidroelektrik potansiyeline sahiptir dersem, yine yüksek demiştik. Dondalıyor o zaman kesinlikle en ön sıraya alabiliriz. Dünyada hangi ülkeler hidroelektrik bakımından şanssız dersem hemen aklımıza ilk gelecek ülke nedir? Nederland ya da Hollanda dediğimiz ülke. Hollanda yükselsi çok az hatta sıfır metrenin altına inen bölgelere sahip olduğu için hidroelektrik enerji bakımından oldukça şanssız. Lütfen bu yorumları da dikkate alalım sorularda. Peki hidroelektrik aslında bize neyi getirecek? Baraj kurulmasını getirecek. Baraj kurulmasında öncelikle yörenin topografi yapısına yatak eğimine, akış hızına ve su toplama havzasına bakacağız. Eğer bu dörtlü bir aradaysa rahatlıkla baraj kurabiliriz bölgeye. Barajın bir takım etkileri vardır. O etkiler nelerdir onlara bir bakalım. Erozyon önler, su ihtiyacını karşılar. Tarımda sulama olana sağlar ki Türkiye'de oldukça yoğun barajdan tarım için sulama elde edilir. Sel ve taşkını önler, ulaşım yapılır, turizmi geliştirir, iklimi yumuşatır, balıkçılık ve ağaçlandırmaya katkısı Şimdi burada iklim yumuşatması ile ilgili önemli bir detay verebiliriz, hatta güncel bir örnek de verebiliriz. Ee, ülkemizin karasal iklim bölgelerinde yer alan illerde genellikle nem azlığından dolayı geçişler e, yoğun yaşanır. Yani yaz oldukça sıcak, kış oldukça soğuk geçer. Yani yıllık sıcaklık farkları ve hatta günlük sıcaklık farkları oldukça yoğundur. Mesela Türkiye'den bir örnek verelim, Eskişehir ili diyelim. Eskişehir ilinde yazlar oldukça sıcak geçer, kışlar oldukça soğuk geçer. Ama Eskişehir'in belediye tarafından yapılan göletler ve benzeri faaliyetlerle son yıllarda biraz daha neminin arttığı Ve bu nemin artmasının yani bu barajsal sistemlerin artmasının e, şehrin üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahip olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Nemin artmasıyla beraber şehrin üzerindeki iklim değişikliği de gözle görülür hale gelmiştir. Yine balıkçılık ve ağaçlandırma için katkı sağladı. Tüm iller için bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Erken uyarı sistemleri nelerdir? Şimdi tüm ekonomik faaliyetleri biliyoruz. Bu anlamda yapılacak faaliyetlerin neler olduğunu biliyoruz. Yine e, heyelanların, buna bağlı tsunamilerin, buna bağlı e, ekosistemdeki bir takım ekstrem olayları neler olduğunu biliyoruz. Peki onlarla ilgili erken uyarı sistemleri nedir? Nerelere kurarsak çok daha rahat olacaktır. Deprem erken uyarı sistemi kesinlikle var. Deprem olmadan e, depremin olabileceğini hatta ölçeklendirmesini bile rahatlıkla yapabiliyoruz bu sistemlerle. Meteorolojik erken uyarı sistemi sel ve fırtınada özellikle kullanıyoruz. Tsunami için erken uyarı sistemi kullanılabilir. Peki burada karşımıza çıkacak soru ülkemiz için yani Türkiye için hangi erken uyarı sistemine ihtiyaç duyulmaz? Cevabımız ne olacak? Tsunami için erken uyarı sistemine ihtiyaç duyulmaz. Çünkü ülkemiz okyanus ülkesi olmadığı için tsunami yaşamaz demiştik. Bir diğer konularımızda bunu da detaylandırmıştık. Peki bunlarla ilgili bir takım anlaşmalar yapılmış. Madem bu barajlar sorun yarattı, bu barajların sorun yaratmasının arkasından gelecek diğer problemleri nasıl aşabiliriz? Bunlarla ilgili bir takım anlaşmalar yapılıyor. Bu anlaşmalar nelerdir? Onlara bir bakalım. Ramsar Sözleşmesi 1971'de sulak alanların korunması için yapılmıştır ve bu anlamda etkinliğini hala devam ettirmektedir. Washington Anlaşması türleri tehlikede olan bitki ve hayvanların bu anlamda ticaretinin yasaklanması için yapılmıştır. Dünya Çölleşme Konferansı Nairobi'de 77 yılında hayvan ticaretinin önlenmesi için yapılmıştır. Barcelona Akdeniz kirliliğinin önüne geçmek için, Born Avrupa'daki nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türlerini korumak için yapılan anlaşmalardır. Yine Dünya Zirvesi Rio'da 92 yılında gerçekleştirilmiş, Biyolojik Çevre Koruma Konferansı Bahama'da 94 yılında, Çölleşme ile Mücadele 94'te Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanıyor, 90 ülke tarafından imzalanıyor. Habitat 2 İstanbul'da 96 yılında şehir ve insanı konu alıyor. Rio ise 2002 yılında Johannesburg'da yapılan sözleşmeler arasındadır. Kyoto protokolü belki bunların içerisinde en önemli protokolümüz. Kyoto protokolü asvan barajının sorunlarını da içine alacak protokolden bir tanesi de yine Kyoto olarak karşımıza çıkacak. Önemli bir vurgu, neden önemli bir vurgu? Dünyanın özellikle üzerinde durduğu son anlaşmalardan bir tanesi. ABD bu anlamda tarafsızlığını halen sürdürüyor. Anlaşmaya imza atmıyor. Peki anlaşma hangi gündem maddelerini öne sürmekte? Onlara bakalım. Sıra etkisini azaltmak istiyoruz. Neden? Fosil yakıtların kullanmaya beraber dünyada ciddi bir kirlilik yaşanıyor. O kirlilik ozon tabakasında ciddi bir seyrelme. Bu seyrelme de bu anlamda küresel ısınma ya etki ediyor. İşte bunun önüne geçebilmek için Kyoto protokolü imzalandı. Fosil yakıtların yerine yenilenebilen enerji kaynaklarının alması ile ilgili önemli dönütler alındı. Atık sanayi yeniden düzenlendi. Güneş enerjisini ön plana çıkartmak istiyoruz. Fazla yakıt, fazla vergi sorununu çözmek istiyoruz. 160 ülkeyi alıyoruz ve diyoruz ki 2009'da Türkiye Kyoto'yu imzalama kararı aldı ve imzaladı. ABD az önce belirttiğimiz gibi hala Kyoto ile ilgili tarafsızlığını sürdürmekte ve imzalamamaktadır. Müzik